son dakika gelişmesiyle devam edelim. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kartal'da usulsüz veri girişi, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma açtı. Kartal'da bir sandık başkanı, Kadıköy'de de AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi bir kişi sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık görevlileri hakkında suç duyurusu yaptı. Suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevi kötüye kullanma suçuyla seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 164. maddesi uyarınca soruşturma başlattı diyelim ve devam edelim. Ankara'nın yeni belediye başkanı Mansur Yavaş'ın Anıtkabir özel defterini imzalamasıyla doğru bilinen bir yanlış bir kez daha gündemde. El yazısının Yavaş'a ait olduğunu düşünenler yeni başkanın mesaj yağmuruna tuttu. Peki aslında gerçek nedir? İşte cevap. Ulu Önder Atatürk'e duymuş olduğumuz saygı, sevgi, bunun neticesinde defterin güzel yazılması isteniyor. Nikah davetiyemi yaz diyen de oldu, 2014'ten beri güzel yazımı çalışıyorsun diye soran da. Mansur Yavaş'ın Anıtkabir özel defterindeki el yazısı sosyal medyayı salladı. Bizler aranıldığında bizler Anıtkabir'e gidiyoruz, defteri yazıyoruz. İmzalayacak olan kişi Anıtkabir'e gittiğinde resmi tören sonrasında imzalıyor. Mazbata sevinci yaşayan Mansur Yavaş'ın ilk adresi Anıtkabir olmuştu. Anıtkabir özel defterine yazdıklarının paylaşılmasıyla bir kez daha o doğru bilinen yanlış gündeme gelmiş oldu. Her Anıtkabir defterini imzalayanın yazısı güzel değil maalesef. Bizler yazıyoruz. O yazının Yavaş'a ait olduğunu düşünenler Ankara'nın yeni başkanına birbirinden ilginç mesajlar yolladı. Kaderimi sen yaz dedi biri. Kullandığı harf karakterleri Yüzüklerin Efendisi'nin büyülü dünyasında kullanılan yazı tipine bile benzetildi. Aslında o yönteme bir diğer anlamda kalem dublörü kullanmak deniyor. Yani siyasilerin, devlet adamlarının düşünceleri önceden bir kaligraf tarafından yazıya dökülüyor ve liderler yalnızca o metnin altına imzalarını atıyor. Örneğin Ekrem İmamoğlu o tartışılan Anıtkabir ziyaretinde bizzat kendisi yazıp imzalamıştı özel defteri. Cumhurbaşkanı Erdoğansa kimi zaman kalem dublörü kullanan liderler arasında. Ben tasarım yapmışsam onu planlı bir şekilde yazmak en az 45 dakikamı alır. Resmen göreve başlayan Mansur Yavaş ilk genelgesini de yayınladı. Belediye, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerde çalışan personelin izinlerini kaldırdı. İzinde olanlarınsa geri çağrılması talimatını verdi.